Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 7. sınıfın 5. ünitesi olan Television, yani televizyon adlı üniteyi hep birlikte işleyeceğiz. Eğer siz bu üniteyle ilgili alıştırmalar, denemeler, quizler çözmek istiyorsanız, bu ünitedeki kelimeleri oyunlarla kalıcı hale getirmek istiyorsanız, Play Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını indirmeyi unutmayın lütfen. Hazırsanız dersimizi bu ünitedeki en önemli kelimelerle başlayalım. TV Programs, televizyon programları, cartoon, çizgi film, comedy show, komedi programı, reality show, sıradan insanların yaşamlarını konu alan programlar, music show, müzik programı, talk show, sohbet programı, quiz show, yarışma programı, sitcom, komedi programı, commercial, reklam, TV series, dizi, documentary, belgesel, TV news, haber programı, sport program, spor programı, discussion program, tartışma programı, weather forecast, hava durumu, cookery program, yemek programı, soap opera, pembe dizi, horror movie, korku filmi, science fiction, bilim kurgu, action movie, aksiyon filmi, vocabulary, kelimeler demektir. Televizyon programlarını öğrendik. Şimdi bu konuları anlamamıza yarayacak olan diğer önemli kelimelere bakalım. Amusing, eğlenceli. TV guide, TV rehberi. Violence, şiddet. Nonsense, ridiculous, saçmalık. Couch potato, televizyon bağımlısı. Spaceship, uzay aracı. Audience, seyirci. Director, yönetmen. Remote control, uzaktan kumanda. Fantastic, fantastik. Channel, page, kanal. Guest, misafir. Episode, bölüm. Turn on, açmak. Turn off, kapatmak. Addict, bağımlı. Alien, uzaylı. Burglar, robber, hırsız. Entertaining, eğlendirici. Adventure, macera. Informative, bilgilendirici. Laugh, gülmek. Harmful, zararlı. Sign, işaret. Can't stand, katlanamamak. Skip meal, öğün atlamak. Boring, dull, sıkıcı. Screen, ekran. Kind, tür. Funny, komik. Enjoyable, zevkli. Wonderful, harika. Exciting, heyecan verici.
Educational, educative, eğitici. To be honest, dürüst olmak gerekirse. All over the world, tüm dünyada. Inform, bilgilendirmek. Learn, öğrenmek. Recommend, tavsiye etmek. Stay up late, geç saate kadar uyanık kalmak. Follow, takip etmek. Respect, saygı duymak. Miss, kaçırmak. Survey, anket. Interesting, ilginç. Scary, korkunç. The latest events, en son olaylar. Weekday, hafta içi. Weekend, hafta sonu. Prefer to, insanların günlük hayatta çok fazla kullandığı kalıplardan bir tanesidir. Prefer, tercih etmek anlamına gelir. Eğer bir şeyi diğer bir şeye tercih edeceksek, prefer to kalıbından faydalanırız. Prefer to kalıbının kullanımı oldukça kolaydır. Şimdi hep birlikte bütün kurallarını öğrenelim. Örneğin, I prefer popcorn to hamburger. Ben patlamış mısırı hamburgere tercih ediyorum. Tercihlerimizden bahsederken prefer kalıbını kullanırız. I, ben öznesini yazdıktan sonra tercih etmek anlamına gelen prefer kelimesini yazarız. Daha sonra neyi seviyorsak, yani neyi tercih ediyorsak, prefer kelimesinden sonra onu yazarız. Daha sonra karşılaştırma yapmak için to kelimesini kullanır ve sevmediğimiz, tercih etmediğimiz şeyi cümlenin en sonunda belirtiriz. Diğer bir örnek, they prefer banana to apple. Onlar muzu elmaya tercih ediyorlar. Gördüğünüz gibi elmanın üzerinde çarpı işareti var. Elmayı tercih etmiyorlar. Eğer tercihlerimizden bahsedeceksek prefer kalıbını kullanırız. They, onlar öznesini yazdıktan sonra tercih etmek anlamına gelen prefer kelimesini kullanırız. Ardından sevdiğimiz, tercih ettiğimiz şeyi yazar ve daha sonra karşılaştırma yapmak için to kelimesini kullanırız. Ve neyi sevmiyorsak onu da cümlenin en sonunda belirtmiş oluruz. We prefer sport program to news. Biz spor programlarını haberlere tercih ederiz. We, biz öznesinden sonra prefer kalıbını kullandık. Spor programı tercih ettiğimiz için önce onu yazdık. Daha sonra to kelimesiyle karşılaştırmayı yapıp sevmediğimiz, istemediğimiz şeyi de cümlenin en sonunda belirttik. She prefers lemonade to orange juice. O, limonatayı portakal suyuna tercih ediyor. Kız olduğu için she öznesini kullandık. He ve she özneleri yerine istediğiniz bir insan ismini de kullanabilirsiniz. She yazdıktan sonra tercih etmek anlamına gelen prefer kelimesini kullandık. Ama she öznesinde neye dikkat ediyorduk? Prefer kalıbı prefers olarak kullanılır, yani sonuna s takısını alır. Daha sonra limonatayı tercih ettiği için limonatayı yazarız. Karşılaştırma yapmak için to kelimesini yazdıktan sonra sevmedi, istemedi, tercih etmediği şeyi de cümlenin en sonunda belirtiriz. He prefers K-pop to rock music. O, Kore popunu rock müziğe tercih eder. He, erkekler için kullanılan bir öznedir. Daha sonra tercih etmek anlamına gelen prefers kelimesini kullanırız. Neyi tercih ediyorsa onu yazdıktan sonra karşılaştırma yapmak için to kelimesini kullanırız. Ardından sevmedi, istemediği şeyi cümlenin sonunda belirtiriz. Baby prefers milk to coke. Bebek sütü kolaya tercih ediyor. Baby dedikten sonra prefers kelimesini kullandık. Daha sonra tercih ettiği şeyi yazdık ve to kelimesini kullanıp tercih etmediğini cümlenin sonunda belirttik. Eğer tercih etmek anlamına gelen prefer kalıbını bir fiille kullanacaksak dikkat etmemiz gereken nokta şudur. Yine öznelere dikkat etmemiz gerekiyor. Cümleye bir özneyle başladıktan sonra prefer kelimesini kullanırız. Ardından ekleyeceğimiz fiili ing ekine ekleriz. Fiilin ing eki alması buradaki asıl noktadır. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Daha sonra yine karşılaştırma yapmak için to kelimesinden faydalanacağız ve ardından ikinci tarafta bir fiil kullanacaksak eğer orada yine fiile ing ekine ekleyeceğiz. Eğer prefer kelimesini yine he, she ve it özneleriyle kullanacaksak sonuna s takısını yazmayı unutmayacağız. Yani prefers olarak kullanmaya devam ediyoruz.
Örnekleri inceleyelim. I prefer drinking tea to drinking coffee. Ben çay içmeyi, kahve içmeyi tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi drink, içmek fiilini kullandık. Eğer fiilleri kullanacaksak ing ekinden faydalanmalıyız. Cümleyi birlikte inceleyelim. I ben anlamına gelen özneyi kullandıktan sonra tercih etmek anlamına gelen prefer kelimesini kullanırız. Ardından sevdiğimiz, tercih ettiğimiz şeyi fiille kullanacaksak ing ekine ekleriz. Karşılaştırma yapmak için to kelimesini kullanırız. Sevmediğimiz, tercih etmediğimiz şeyi cümlenin en sonuna yazarken eğer fiil varsa yine buna ing ekini ekleriz. They prefer playing the guitar to playing the piano. Onlar gitar çalmayı, piyano çalmaya tercih ederler. They, onlar öznesinden sonra prefer tercih etmek anlamına gelen kelimeyi kullanırız. Ardından play fiili ing ekini alır. Karşılaştırma yapmak için to kelimesini kullanırız. Ve daha sonra play kelimesine yine fiil olduğu için ing ekini eklemeliyiz. He prefers swimming to skiing. O yüzmeyi, kayak yapmayı tercih eder. He erkek öznesinden sonra prefer tercih etmek kelimesi s takısıyla kullanılır. Ardından fiil geldiği için ing eki almıştır. Swim swimming olmuştur. To kelimesini kullandıktan sonra tercih etmediği şeyi belirtirken yine fiil olduğu için ing eki ile kullanırız. She prefers eating salad to eating spaghetti. O salata yemeği, spagetti yemeye tercih eder. She öznesini kullandıktan sonra tercih etmek kalıbına s takısını ekledik. Daha sonra eat, yemek fiiline ing ekini ekledik. Karşılaştırma yapmak için to kelimesini kullandık ve daha sonra ikinci tarafta yine fiil kullandığımız için ona da ing ekini ekledik. Prefer, tercih etmekle ilgili cümle kurduğunuzda iki tarafta da aynı fiili kullanıyorsanız iki kere yazmak zorunda değilsiniz. Bir önceki örnek üzerinden inceleyelim. Örneğin, she prefers eating salad to spaghetti. O, salata yemeği, spagetti yemeye tercih eder. Gördüğünüz gibi iki tarafta da eating fiilini kullanmak zorunda değiliz. Eğer benzer fiilleri kullanacaksak, yani to'dan önce ve to'dan sonra aynı fiilleri kullanacaksanız, sadece bir kere to'dan önce kullanmanız yeterlidir.